Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg HT stüdyolarına. 17 Ocak 2024 günündeyiz ve 60 dakikayla karşınızdayız. Bu hafta olduğu gibi Dünya Ekonomik Forumu'yla başlatacağız. Yine 60 dakikayı ve hemen İsviçre'ye, Davos'a uzanıyoruz şimdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 3. günündeyiz ve yine Zeynep Özyol bizi bekliyor. Anlayabildiğim kadarıyla biraz da soğuk hava, hiç uzatmadan sözü Davos'a bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Murat, çok teşekkürler. Evet, seni de dediğin gibi 3. gününü bulduk zirvenin. Pek çok oturum düzenlendi. Pek çok açıklama yapıldı. Şimdi Açıl Sezen'le Çağlar Kuzlukluoğlu da yanımda. Ben bir iki not aktarayım, onlara döneceğim ardından. Şimdi bugün yaşanan gelişmeler, özellikle Kızıl Deniz'de olan bitenler, yani Ortadoğu'daki kriz sonrası oraya sıçrayan durum ve orada olan biten herkesin gündemindeydi elbette. Ben bugün EBRD Başkan Yardımcısı Jürgen Richter'le konuşurken beni bu durum endişelendiriyor, umudumu kırıyor ifadesini kullandı. Hem o cephedeki gelişmeleri takip ettik, hem tabii burada pek çok başlık var. Yapay zeka, her akşam söylediğim gibi domine ediyor zirveyi pek çok açıdan. Hem olumlu tarafıyla hem endişe yaratan taraflarıyla ve tabii buradaki liderlerden gelen açıklamalar da var. Gün boyu yaptığımız röportajlar var. Şimdi biraz o açıdan neler olup bittiğini, hangi mesajların öne çıktığını da anlamak için önce bir Açıl Sezen'le konuşalım. Açıl, önce Milei'nin açıklamalarıyla başlayayım istiyorum. Yine anti-sosyalizm mesajlarını bu kez Avrupa üzerinden verdi sanırım Milei. Anti-sosyalizm, anti-kapitalizm, her şeyin antisi. Çok enteresan profil hakikaten Arjantin'in yeni devlet başkanı. Aslında devlet başkanı seçildikten sonraki ilk yurt dışı organizasyonu burası. Dolayısıyla burada aslında kapitalizmin merkezi diyebileceğim bir yer belki burası. Verdiği mesajlar oldukça sert. Elbette devlet karşıtı yaklaşımını çok net olarak ortaya koyuyor. Devlet yapısının insanları sıradanlaştırdığını, onların yeteneklerini törpülediğini, dolayısıyla aslında bu devlet yapısının topluca yıkılması gerektiğini, insanların başarılı olan girişimlerinden para kazanabileceğini, yeteneklerini sergileyerek iyi para kazanabileceklerini, ancak bu çerçeve içerisinde tek tipleştirilen, kolektivist yaklaşımla harmanlanan bir bakış açısının insanları çok zorladığını, dolayısıyla Arjantin'in bugün itibariyle yaşadığı bütün zorluklarında tarih boyunca kademe kademe Arjantin'in fakirleştirilmesi sonucunda olduğunu söylüyor. Genel anlamıyla baktığımızda çok sıra dışı bir konuşmaydı. Ben hani dün Zelenski buradaydı, daha önce Çin Başbakanı buradaydı. Hemen hemen her lider konuşmasında, işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin konuşmasında, Ursula von der Leyen'in konuşmasında hep aynı doluluk bulunuyor aslında. Ama ilk defa bu kadar net bir hani ilgi, alaka ve sıra dışılığa teveccüh gördüm diyebilirim. Normalde kendi konuşmalarını yaptıktan sonra oturuyorlar, bir soru cevap yapılıyor liderlerle. Kendi konuşmasını yaptı. İndi, herkes de selfie çektirmeye başladı. Daha sonrasında kalabalığı yara yara gitti ve gerçekten muazzam bir ilgiyle karşılandığını söyleyebilirim. Sıra dışılığa teveccüh burada zaman zaman oluyor ama yerine ne koyacaksın sorusunun cevabını duymak isterdim devleti yıktıktan sonra açıkçası. Evet, peki. Şimdi Çağlar, sana da döneyim. Senin bir dizi röportajın oldu bugün. Oradan öne çıkanları şöyle bir toparla istersen. Yani tabii Açıl abi antitez gibi olmasın. Ben de bugün çok önemli bir sendikacıyla röportaj yaptım. Tabii, Triangle. Evet, Luke Triangle'la. Onun öyle bir devlet ya da şirket vurgusu ya da sektör vurgusu yoktu ama Açıl abi konuşurken şimdi aklıma Yağma Anıları belgeseli geldi, 2001. Tabii Milei'ye soru sorma şansım olsaydı Arjantin'in o yoksullaştırılması sürecinde devletin rolüyle ilgili ben de sorular sormak isterdim ama dünyada bunu sabah yayında seninleyken de konuştuk. En varlıklı kesimlerinde, en yoksul kesiminde, orta direğinde, neyse artık tanımlayabileceğimiz şeyler de son derece artık karmaşıklaşıyor. Herkesin sorun olduğu konusunda uzlaştığı bir dönemdeyiz aslında. Belki bu kadar önemli bir konsensüs uzun yıllarda sağlanmamış olabilir. Birileri memnun değil ve buna dönük de işte Davos'ta da ya da başka zirvelerde de, işte COP'ta da vesairede de aynı başlık kümesi üzerinde konuşuyor. Luke Triangle dedi ki salgın dedi birçok şeyi değiştirdi. Salgının şu anda geride geride kaldığını düşünüyor olsak bile 2021'de arz şokları, 2022'de para politikaları, savaş, şimdi hala bunların hepsinin olduğu bir gündem var. Bununla alakalı konsensüs eğer bir rahatsızlık varsa başta mesela enflasyon ve ücretlerin artışlara rağmen insanlara yetmemesi konusunda sadece normal hayatını sürdüren sıradan insanların bu yükü tek başına sırtlamaması gerekiyor. Ve hepleri ki yani devletlerin de kurumların da şirketlerin de çalışanlarıyla işbirliği yapması lazım. Bu işbirliği de o yükü biraz onların sırtından almasıyla karlılıkların zirve yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Olabileceğini düşünüyoruz dedi. Sabah Carlos Nobre iklim değişikliği sadece devletlere ya da şirketlere sadece bireylere yüklenilemez. Kendimizi kandırmayalım, çok önemli risklerle karşı karşıyayız dedi. Sağlıkla ilgili bugün de yarına röportajlarımız olacak. Yaptığımız röportajlarda artık sadece ilaç ya da işte tedavi yöntemleri değil, bizim kendi hayatımızı yaşamamızın devletin bekasıyla direkt ilişkili olduğuna dair mesajlar vardı. Dediğim gibi yani herkes sorun olduğu konusunda bir fikir birliğinde ama işte çözüm önerisi olarak Milei'nin farklı yöntemleri var. Luke Triangle'ın farklı yöntemleri var. Farklı farklı şeyler duyuyoruz. Peki. Buna bir ek yapayım mı? Tabii. Mesela biraz önce Çağlar söyledi ya, herkes işlerin yoluna gitmediği konusunda hemfikir diye. Dün ben Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın bir oturumuna katıldım. Klaus Schwab'la birlikte yaptıkları sohbete. Onun altını çizdiği de önemli bir nokta var. Diyor ki dünyada çok uzun süredir devrim ve her şeyi dönüştürecek nitelikte bir iş olmuyor. Bu devrimin ilki uzun süre sonra sanayi devrimi vesaireden sonra PC'di diyor. PC'ler gerçekten ekonomide çok ciddi bir katma değer yarattı ve PC kullanımından sonra ekonomik büyüme üzerine ciddi ve kayda değer bir katkıyı ilk defa gördük biz. Ondan bu yana ilk kez bütün ekonomiyi değiştirici, bütün ekonomiyi dönüştürücü bir temayla yapay zeka sayesinde karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani sendikaların sendikacılığını da, bulunan çözüm önerilerinin bakış açısındaki yerini de yarın bir gün özellikle şunları falan tartışıyorlar burada insanlar. Yapay zeka, eğer insan yerine yapay zekayla bir işi götürüyorsan ya da yapay zekayla çalışan robotik teknolojilerle üretim yapmaya başlıyorsan acaba yapay zekayı vergilendirmeli misin? Çünkü birini çalıştırdığın zaman sigorta primini ödüyorsun ve vergisini ödüyorsun. Bunu yapanla yapmayan arasında bir vergisel fark olmalı mı olmamalı mı? Buranın temaları ağırlıklı olarak bunlar. Hakikaten bizim Türkiye'de tartıştığımızın bayağı ötesinde şeyler konuşuluyor diyebiliriz burada. Peki o zaman sen öğleden sonra Google'daydın. Onların Starline uygulamasını da deneyimleme şansın oldu. O izlenimlerini de alarak tamamlayalım. O enteresan bir uygulama. Yani aslında Google'ın yenilikçi teknolojilerinden bir tanesi. Karşında bir televizyon var ve televizyonla aranda bir tane masa var. 3 boyutlu herhangi bir cihaz kullanmadan karşındaki kişiyle birebir konuşma imkanını bulabildiğin bir uygulama. Dolayısıyla aslında Metaverse'ün çizim teknolojisinden de oradaki çeşitli problemlerden de arınmış, daha farklı bir birebir de var, gruplar halinde yapılanı da var. Henüz deneme halinde, geçen sene lansmanı yapılmıştı Starline'ın Mayıs ayında. Ondan bu yana geliştirmelerinin devam edildiğini öğrendiğimiz bir uygulama. Hakikaten enteresan. Buralarda mesela özellikle işte hem 3D tarafında hem artırılmış gerçeklik tarafında yapay zeka ile ve kuantum computing ile bunların özellikle bezendiği bir ortamda önümüzdeki 5 sene içinde tahmin ettiğimizin çok ötesinde, yani belki ya şimdi olmaz buna en az 15-20 senesi var denilen teknolojilerin 3-5 sene içerisinde eskidiğini görebiliriz. Yani o kadar hızlı gelişiyor şu an itibariyle. O yüzden hakikaten buradaki düşünce, yaklaşım, bakış açısının uygulamaya da geçtiğini görmüş olmak önemli bir deneyim. Çok teşekkürler ikinize de. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın yine kaldığımız yerden devam ederiz. Açıl Sezen, Zeynep Özyol ve Çağlar Kuzlukluoğlu bugünün öne çıkan gündem maddelerini, başlıklarını aktardılar Davos'tan. Çağlar'ın şu cümlesi, bilmiyorum 2024 Davos'a damga vurur mu acaba ama uzun zamandır böyle bir konsensüs görülmemişti Davos'ta. Ama hangi konu üzerine konsensüs? Evet bir sorun var, evet bir rahatsızlık var. Bu konu üzerine ciddi manada bir fikir birliği var ama herkesin çözüm önerileri farklı dedi. Hakikaten güzel bir paylaşımdı. Teşekkür edelim arkadaşlarımıza. Şimdi değerli izleyenler, stüdyoda Burak Karagöz var. Bloomberg HT kıdemli muhabiri. Hem otomotiv sektörünü konuşacağız ama otomotiv sektörüne geçmeden önce de geride bıraktığımız... Burak önce hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Heyecanlandım çünkü hızlıca girdim söze. Evet, otomotiv sektörüne geçmeden önce geride bıraktığımız hafta bir büyük bir fuar vardı. CES elektronik fuarı. Evet, tüketici elektroniği fuarı. Sene, Amerika'da Las Vegas'ta. Elektroniği çok severiz biliyorsun. Biliyorsun biz milletçe zaten teknolojiyi çok severiz. Şimdi aslında şuna bağlamak istiyorum. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız sürekli yapay zeka dediler ya. Aslında bu fuarda da ana tema yapay zekaydı. Yapay zekaya dayalı aklına gelebilecek tüm teknolojik ürünleri orada sergilediler. Ve herkes orada, yaklaşık 150 bin kişi katıldı fuara. Herkesin ana konusu yapay zekaydı. Diyeceksin ki neler vardı? Yani otonom araçlar, yapay zekaya dayalı akıllı ev sistemleri, uzay teknolojileri, sağlık için teknolojiler, kozmetik endüstrisinde... Kozmetik mi? Evet, kozmetikte yeni teknolojiler, yapay zeka ile alakalı. Yani şimdi ben bunların alt başlıklarına girersem bu yayını bitiremeyiz. Tabii. Yani inanılmaz. İlaç sektöründe yapay zeka uygulamaları. Ya bak, hepsini anlarım da kozmetiği bir türlü şey yapamadım. Siber güvenlik. Yani 4000'in üzerinde şirket katıldı orada. Tabii bir diğer taraftan da... otomotiv endüstrisi de bu fuarda podyuma çıkıyor, boy gösteriyor bu seneki teknolojilerle, yani yeni teknolojilerle. Tabii onların o kadar büyük ki Murat fuar, yani bir anda her yeri gezemiyorsun. Şehrin farklı farklı yerlerinde holler var. Bir yerden bir yere araçla gidiyorsun. Evet, shuttle'la gidiyorsun. Biraz orayı geziyorsun, biraz orayı gezmeye çalışıyorsun. Dediğim gibi 4000'den fazla firma, tabii her tarafı da gezemiyorsun bir anda. Ben özellikle nereyi gezdim? Otomobille ilgili olan tarafı gezdim. Niye orayı gezdim? İlk önce şununla başlayayım. Çünkü orada TOGG'un yeni modeli görücüye çıktı. Dolayısıyla belki yeni modeli sen de görmüşsündür. İlk model T10X 2023'te yola çıkmıştı. İkinci modeli de Las Vegas'ta dünyaya tanıtıldı. Tabii gece 10'da tanıtıldı burada ilk gün. Niye? Çünkü arada 11 saat farkı olduğu için ancak zamanı ayarladılar. Şimdi... İkinci modeli de TOGG CEO'su Gürcan Karakaş şöyle anlattı. Dedi ki zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F. 2025 yılında Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşturacağız dedi. Yani Türkiye'den başlayarak kelimesinin altında şu var. Yavaş yavaş artık ihracat kapısı açılacak gibi duruyor. Çünkü TOGG artık emekliyordu, büyüdü. Yeni modeller geliyor. Biz olgunlaştı. Heyecanla olgunlaştı. Takip ediyoruz. Dediğim gibi... araçlar vardı. Ben bu arada yönetmen arkadaşından rica edeyim. Birkaç orada video çektim. Ondan sonra demin geldi resim çektim. Ama. Geldi mi tekrar? Ben bakmadım. Sana bakarken görmedim. Orada inanılmaz araçlar vardı. Yani 2 saniyede 60 kilometreye çıkan araçlar. Tamamen elektrikli araçlar. Yarı otonom araçlar. Yani markaları telaffuz etmiyorum. Hemen hemen her markanın çok değişik elektrikli araçlar. Evet, mesela bu aslında bu bir konsept araba. Uçan araba bu. Bu çok ilgimi çekti. Yani bu dev bir aslında drone. Yani bunu deniyorlar. Uçan araba derken gerçekten uçmuyordur diyecektim. Şu anda pervaneye görüyorum. Evet, o dev bir drone. 4 tane pervane var onda. Deneme testlerine başlamışlar. Ama tabii daha değil, tam olarak hazır değil. Ama üzerine çalışılıyor. Onun dışında dediğim gibi başka markaların da çok güzel elektrikli araçları vardı orada. 1000 beygir gücünde elektrikli araç var. Yani 1000 beygir. Yani normalde bir araba, ortalama bir araba 100 beygir civarında. Doğru. Oradan hesap et, yani 1000 beygir 10 katı. İnanılmaz araçlar. Güzel geçti fuar. Oradaki teknolojileri de bir izlenim yazısı yazdım. Bloomberg Business Week'te bu hafta yayınlanacak. Bu haftaki evet, eğer merak eden izleyicilerimiz olursa Bloomberg Business Week'te daha kapsamlı ve detaylı her şeyi orada anlattım. Tabii bir taraftan da ülkede otomotiv sektörü hızla ilerliyor. Zaman da hızla ilerliyor. Ocağın sonuna geldik. Bakalım neler olacak. Zaman zaman konuştum. Kıymetli bir isim var. Evet, konuğumuz var. Oda Koto'dan Emrah Ünlü. Emrah Bey. İyi akşamlar. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Şimdi seninle zaman zaman konuşuyoruz. Seneyi 2023'ü bitireceğiz mi? Ne zaman bitecek? Nasıl olacak derken bitti. Rakamlar açıklandı. Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi. 1.200.000 üzerinde. Ocak ayına hızlı bir giriş yaptık. Hatta ayın bugün 17'si, neredeyse ilk ayı bitirmek üzereyiz. Şununla başlamak istiyorum. Nasıl başladı sektör seneye? Şöyle söyleyeyim Burak Bey, normal standartta seneye gene hızlı başladı. Hızlı başlamasının altında tabii farklı etmenler yatıyor, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bir önceki seneden artık son kalan stoklarda kalan arabalar vardı, kampanyaların geçerli olduğu. Bununla birlikte hükümetin ÖTV muaf diye adlandırdığımız engelli araç kapsamında yaptığı bir matrah güncellemesi söz konusuydu. 1.004.000 TL'ye kadar olan sınır 1.591.200 TL'ye yani yeniden değerleme oranı kadar arttırıldı. Bu sefer normal standartta Ocak ayının biraz daha durgun geçmesi beklenir işin doğrusu otomotivde. Fakat tam tersi bir etkiyle oldukça hareketli başladı ki muhtemelen ilk çeyrek diye adlandırdığımız Ocak, Şubat, Mart ayları engelli müşteriler diye adlandırılan ÖTV muaf müşterilerin talebiyle gene oldukça iyi bir hızla başlamış gibi duruyor. İlk etapta bunu söyleyebilirim. Peki tedarik sorunu var mı şu an itibariyle, şu anla alakalı? Tedarik sorunu şöyle, son zamanlarda biraz önce yayınınızda da aslında konusu geçti, bir Kızıl Deniz meselesi var. Şu anda araçların yurt dışı sevkiyatlarında özellikle deniz yolu üzerinden gelmelerde Ümit Burnu kullanılmaya başlandı. Bu aracın tedarik süresini biraz daha uzatan bir kavram oldu. Sadece otomotivde değil, otomotiv parçaları, yedek parça gibi işte jantından lastiğine kadar aklınıza gelebilecek birçok parçada bu tip bir güzergah kullanıldığında maalesef ki bir takım gecikmeler peş peşe gelmeye başladı. Avrupa'da üretim yapan montaj fabrikalı olan bazı otomobil markalarının bu dönemde bekleme alanına geçecekleri, yani belli sürelerle, çünkü yeteri kadar mal tedarik edilmediği için bir beklemeye, fabrikaların belli kısa aralıklarla tatile gireceği vesaire söyleniyor. Bir iki marka galiba bununla ilgili bir açıklamada da bulundu zaten. İşte bütün bunlar tedarik zincirindeki aslında olmamazlıktan bahsetmeyeyim ama gecikme sürecini belki 2024'ü bu anlamda biraz daha farklı kılabilir. Yani her geçen gün farklı bir kavramla karşılaşıyoruz için açıkçası. Peki şimdi özellikle Aralık ayındaki kampanyaları biliyoruz. Bunlar Ocak ayında da devam ediyor. Dolayısıyla Ocak ayı satışları nasıl gidiyor şu an itibariyle? Yani aralığa baktığımız zaman iyi görüyor musunuz satışları? Tabii ki Aralık'la bunu şu anda kıyaslamak çok da mümkün değil. Muhtemelen bir Aralık ayı gibi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama aralığa yakın bir adette kapanacağını öngörüyorum şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada kampanyasal kısımlarda da şöyle şeyler var. Evet, Aralık ayında bir takım kampanyalar vardı. Fakat Ocak ayına geçişle beraber bu kampanyaların bir kısmı artık kısılmak durumunda kaldı. Yani kampanyalarda geri adımlar atıldı. Çünkü artık bir seneyi kapattınız. Aynı zamanda hemen hemen her marka %1-2 ila %5-6-7 arasında değişmek üzere, yani %1'den başlayın %6'ya kadar oranlarda fiyatlarına zam yapmak durumunda kaldılar. Aslında Aralık ayındaki fiyatlardan daha yukarı rakamlar da konuşuyoruz şu anda işin doğrusu. Yani %1 ile %6 diyorsunuz. Peki Şubat ayında nasıl olur durum? Şubat ayında yani tabii ki de her zaman bunu söylüyorum. Otomotiv sektörü birazcık kurlarla vesaireyle çok ilintili. Ben Şubat ayında da peyderpey az da olsa bir artış olacağını öngörüyorum. Buna bir oran vermem mümkün değil ama bu sefer bunun tamamen karşılığı bir kur nedeni olmasa bile, hani olmasa bile diyorum, bu Ümit Burnu meselesi, yani gemilerin geliş süreleri. Çünkü buradaki navlun fiyatları vesaire gibi detaylar var, yakıt bedelleri gibi. Otomatikman fabrikaların üzerine yük olarak biniyor ve bunlar da gayri ihtiyar olarak araç fiyatlarının üzerine binmek zorunda kalacak gibi düşünüyorum. Buradan şunu çıkartabilir miyim? Yani Şubat ayında kampanyalar sona erecek diyebilir miyiz artık yavaş yavaş? Kampanyalar sona erecek demeyelim ama kampanyalar çok minimize olacaktır ve rakamsal boyutta bir artıştan bahsediyorsak ben evet biraz daha rakamların yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Bunun adını isterseniz kampanyalardaki rakamsal desteklerin kısılması olarak adlandırabiliriz. İsterseniz kampanyalar standart olarak kalsın ama araç fiyatlarına yansıma olarak da adlandırabiliriz. Emrah, şimdi tabii bir de ikinci el tarafı var işin. Aslında birçok insan da bunu merak ediyor. Yani fiyatlar çok dibe geldi. Ayı da bitiriyoruz dedik. Şu anda nerede fiyatlar? Olması gereken yerde mi? Şubat'ta ne bekliyorsun fiyatlarda? Şöyle, ben ısrarla zaten her zaman bir önceki sizle konuştuğum yayında da benzer bir şey söylemiştim. Ben ikinci elin Ocak ortası, daha doğrusu Şubat itibariyle artık tekrar rayına oturacağını ve hızlanacağına inananlardan bir tanesiyim. Çünkü ikinci elde çok ciddi bir gerileme söz konusuydu. Bu kampanyalardan, senenin son 3 ayında olan kampanyalarla birlikte sıfırların fiyatının düşmüş olması ikinci eli çok ciddi derecede vurmuştu. Neredeyse kimse takas araba almıyordu, ikinci elde araba satılmıyordu vesaire. Ama bunun da bir sınırı var tabii ki. Çünkü o sınırda ne? Sıfır araçlardaki fiyat artışı devam ettiği sürece ikinci elde artık fiyatlar olması gereken yere geldi desem yalan olmaz. Eğer gelmediyse bile muhtemelen bu ayın sonuna kadar oturacaktır. Şu anda bunu ikinci eldeki hareketlilikten görebiliyoruz. Özellikle Kasım ve Aralık ayında peyderpey dar giden bir ikinci el piyasası vardı. Neredeyse ikinci elde araba satmak çok zordu. Takasa verilen fiyatları kimse çok doğal olarak beğenmiyordu. Fakat şimdi ikinci elde yine bir sıfırın hızına şu anda yetişememiş olsa bile hareketlenme kendini gösteriyor. Muhtemelen Şubat-Mart dönemi çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Yani hareket başladı artık orada diyorsun, öyle mi? Evet, ikinci elde başladı. İşte bu belli bir süre sonra yani... Tabii ki sıfırdaki fiyatlarla çok ilintili olarak Şubat ortasından itibaren artık mevcuttaki ikinci el fiyatları da bu seviyede kalmayıp peyderpey yukarı çıkmaya doğru başlayacak. Peki şu anda sıfır araç almak isteyenler özellikle kredi konusunda neler yapıyorlar? Çünkü krediye ulaşım çok kolay değil. Bir taraftan da kredi faizi de bayağı bir yüksek. Daha çok takasla mı almaya çalışıyorlar? Orayı biraz anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim, evet şu Ocak ayı itibariyle konuşmam gerekirse takaslar biraz daha işin içine girmeye başladı. Krediye ulaşmak neredeyse imkansıza yakın gibi bir şey, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ÖTV muaf müşteriler diye adlandırdığımız engelli araç satışlarında örnek veriyorum bir yeniden değerleme oranını kullandı hükümet. Bandrollerde, örnek veriyorum noterlerde vesaire gibi bütün her yerde yeniden değerleme klozunu kullandı. Bir tek kullanmadığı yer vardı. Kredi tutarları, bir de araçların matrahları. Buralara hiç dokunmadı. Zaten şu andaki mevcut bir seneyi geçti kredilerdeki sıkıntı meselesi. Hem faizler çok yüksek hem almak istediğiniz aracın karşılığında istediğiniz kredi tutarına erişmeniz çok zor. Evet. O yüzden kredili satışlar hala yüksek değil, oldukça düşük hatta. İnsanlar olabildiğince peşin almayı veya bunun içerisinde işte takas desteğini devreye sokmayı planlayarak araç alımı gerçekleştiriyorlar. Emrah, tabii şimdi yeniden değerleme demişken ben de yayına girmeden bir şöyle baktım. Özellikle motorlu taşıt vergisi, MTV, kasko, trafik sigortası, aracı muayenesi, bakımı hepsi çok arttı. Bu tüketici tarafının nezdinde ne ifade ediyor? Valla tüketici artık ikinci bir bandrol ödemeyeceği için en azından bu sene o tarafında mutlu. Hani kötünün iyisine seviniyor. Tabii ki insanlar bundan çok hoşlanmıyorlar. Yani rakamların bu kadar artmasından. Her ne kadar bunun adı bir yeniden değerleme klozunun üzerinde yani belirlenen oranın üzerinde bir artış sergilenmemiş olsa da aslında bir araç satın almak insanların üzerine ekstra yükler getiriyor. Dediğiniz gibi trafik sigortası zorunlu olan bir kavramdır. Bandroller hakeza böyledir. Muayeneler hakeza böyledir. Bütün bunlar insanları, müşterileri birazcık mutsuz kılan yerler. Fakat yine anlayış şurada ilerleniyor. Bir ihtiyaç meselesi var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkeyi baz aldığınızda aslında 1 milyonluk bir adet olması gerekenden az bir adet. İşin doğrusunu söylemek gerekirse evet geçen sene rekor kırıldı ama aslında bu saatten sonra da çok 1 milyonun altında adetlerin konuşulmaması gerekiyor veya 1 milyonlu adetler çok abes olmaması gerekiyor. Bütün bunlar herkesi, müşterileri çok olumsuz olarak etkiliyor ama sonuçta bir ihtiyaç kavramını devre dışı bırakamıyorsunuz. Kimse arabasız kalmak, özellikle büyük şehirlerde otomobilin olmadığı bir dünyada yaşamayı çok da fazla istemiyorlar, tabii ki imkanı olanlar. Şimdi sen senelerdir sektörün içindesin. Şunu da merak ediyorum. Sene başı olduğu için soruyorum. Aslında çok da konuşuyoruz ama. Şimdi genelde insanlar tüketici geldiği zaman şunu sorardı. Ya benzinli mi alalım, dizel mi alalım? Siz de derdiniz ki ya çok kilometre yapmayacaksınız, dizel almaya gerek yok. Benzinli araç alın. Şimdi bir de hayatımıza elektrikler girdi. Benzinli, dizel ve elektrikli. Gelen tüketici neyi soruyor ilk başta? Şöyle söyleyeyim, artık dizelin söylem oranı, daha doğrusu dizelin sorulma oranı çok böyle popüler bir durumda değil. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bundan önceki senelerde çok popüler olan kısım dizel tarafıydı. Dizelde seri bir düşüş var. Bu geçen senenin artık kapanışlarından da belli olmuştu. Çünkü 2030'lu yıllardan itibaren özellikle Avrupa Birliği kapsamında dizel araçların kullanılmayacağı vesaire söylendiğinde artık bütün fabrikalar yavaş yavaş dizel üretimlerini kısmaya başladılar. İş artık benzinli ve elektrikli bir de hibrit konusu üzerine yoğunlaşıyor. Fakat elektrikli işin doğrusunu söylemek gerekirse biraz gümbür gümbür geliyor. Özellikle geçen sene çok büyük bir elektrikli araç hata vardı. Artık insanlar yavaş yavaş alıştı bu konuya. Ben bu senenin de özellikle elektrikli araçlar bazında çok hareketli olacağını düşünenlerdenim. Tabii ki bu benzinliden ziyade dizellerin payını alarak ilerleyen bir kavram. Çünkü şu anda artık yavaş yavaş birçok markada dizel arabada bulmakta, yeni çıkartılan modellerde dizeller devre dışı bırakılıyor. O yüzden dizel araba bulmak çok kolay bir alternatif olmaktan çıkıyor. Benzinli ve elektrikli yakıt tüketiminden rahatsız olan insanlar elektrikli araç moduna daha çok böyle kendilerini hazırlamış, artık mantığını anlamış gibi duruyorlar ve oldukça da soruluyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Peki hibritte durum nasıl? Hibrit biraz daha korkan müşteri diyelim bunun adına. Elektrikli araçta mesafenin, menzilin kısa olduğuna inanan, aslında bir evin ikinci arabası olduğuna inanan ama benzine de çok fazla para vermekten mutlu olmayan insanların tercihi. Hibritte de durum hiç fena değil. Ama yine bir benzinli veya elektriklinin bu sene yaratacağı o hacmi hibritin tek başına yakalayacağını düşünmüyorum. Peki şimdi benzine çok para vermek istemeyen tüketici dedin. Orada şunu da sormak istiyorum. Genellikle tüketici bir taraftan da motor taşıtlar vergisi var tabii. Hangi motorları daha çok tercih ediyor? Özellikle size gelenler. Tabii ki olasılık şunun üzerine çok kurulu. Düşük motor hacmi ne kadar olursa o kadar iyi olur. Yani düşük motor yüksek performans. Son yıllarda özellikle işte 1000 motor, 1200 motor gibi aslında tüketicinin kulağına tuhaf gelen ya da komik gelen, çok düşük ya bu arabayı götürür mü denilen teknoloji artık çok çok ilerledi. Düşük motor hacimlerinde yüksek güçler sunulabiliyor. O yüzden genelde 1600 motor ve altındaki modeller en fazla tercih edilen grubun içerisinde yer alıyor. Çünkü düşük bandrolleri var. Evet Emrah, bir de tabii bir diğer taraftan Ticaret Bakanlığı'nın da bir takım aldığı tedbirler vardı piyasayı regüle etmek için. Bunlar hala devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 6 ay 6000 kilometre. Dolayısıyla ben geçen sene 11. ayda aldığım arabayı getirip 2024 model bir arabayla hala değiştiremiyorum sizden, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle değiştiremiyorsunuz. Aslında siz bir şahıs olarak bunu satma yetkiniz var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle satma yetkiniz var. Özür dilerim. Normalde bu işin ticaretini yapanlar tarafında çok ciddi bir problem. Siz 6. ayınızı doldurmadan zaten arabanızı bana veremiyorsunuz. Bunun alt tarafında riskini alarak ya da yolunu yordamını bularak aslında bu işi yapabilen insanlar var. Fakat zaten 6 ay 6000 kilometre sınırı Ticaret Bakanlığı tarafından araç fiyatlarındaki köpük olarak bahsettiğimiz sıfırda bulunamayan arabalarda insanların yatırım mantığıyla görüp ve piyasayı aslında manipüle ettiğine inandığı kesimle alakalı çıkarttığı bir kararnameydi. Fakat bu anki durum zaten bunu gerektirmiyor. Çünkü şu anda aslında bayilere gittiğinizde araç bulabiliyorsunuz. Bugüne kadar satılmış olan arabalarda artık kimse bunu reel anlamda kısa vadede bir yatırım aracı olarak görmüyor. 6 ay 6000'in bugünkü şartlarda çok bir ehemmiyeti yok. O iş her ne kadar devlet zaten bunu uzattı, hükümet bir 6 ay daha bu süreyi uzattı. Ama zaten şu anda dediğim gibi kaldırmış olsaydı da çok büyük bir sorun teşkil etmeyecekti aslında. Peki sarı sitelerde durum nasıl? Orada şöyle tamamen normal standartta gene insanlar aracını satmak için ellerinden geleni yapıyorlar tabii doğal olarak. Orası biraz daha hareketlendi. Sıfır araç sayılarında tam anlamıyla bir düşüş olduğu söylenemez. Çünkü şundan hala insanlar istediği paralara gelmedi o arabalar. Çünkü çok yüksek fiyatlardan almışlardı. Daha ziyadesiyle yaşı daha yüksek olan belki 3-4 yaşındaki ya da 5 yaşındaki araçların satışı orada biraz daha hızlanmış durumda tabii ki. Orası daha kolay ama daha göreceli olarak yeni olarak adlandırdığımız 1-2 yaşındaki arabaların satışları hala çok ciddi bir problem. Yani o arabalar uzun süre daha durur zaten. Şimdi tüm bu anlattıklarına bakınca ilk çeyreğin zorlu olacağını hissediyorum konuşmalarından. Bir diğer taraftan da birçok özellikle Çinli markanın Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz. Neler söyleyeceksin? Son olarak da bunları alalım, kapatalım. Onlar özellikle elektrikli araç konusunda çok iddialı olarak geliyorlar. Çünkü fiyat fayda avantajıyla girmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz 29 Kasım ya da 30 Kasım'da yanlış bir bilgi vermek istemem ama yayınlanan bir tebliğ vardı. Belli başlı ülkelerden, Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden gelen otomobil firmalarının işte 7 bölgede servis açma veya işte personel istihdamı gibi. Onlar şu anda o tarafla sınanıyorlar. O tarafta hayat biraz zor. Rekabet güzeldir, rekabet iyidir, insanlara ulaşabileceği araç sayısının çok olması iyidir. Bunların hepsinde hemfikiriz ama şu gerçeği bu değiştirmeyecek. Herkes elektrikli araçla bir şekilde bu piyasaya girmeye çalışıyor. Şu anda piyasa 850 bin olarak öngörülüyor bu sene için. En azından otomobil bayileri ya da distribütörleri bu tip bir öngörüde. Ben bir aksilik olmazsa gene 1 milyonu devirebileceğine inananlardan. Yaşayıp göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim katıldığın için, verdiğin bilgiler için. İyi akşamlar. Yani. Evet Murat. Teşekkür ederiz. Hem sana hem konuna, ağzınıza sağlık. Sektör böyle. Yani otomobil almak istiyorsan doğru zaman mı? Bence doğru zaman. Satmak istiyorsan da Şubat'ı beklemek daha makul. Evet, öyle söyledi Emrah. Değil mi? Evet. Peki, çok teşekkürler sevgili Burak. Değerli izleyenler, bir bandımız var şimdi. Davos'tan bir röportaj getireceğiz ekranlarınıza. Sony Group Corporation Başkan Vekili ve Baş Stratejisti Toshimoto Mitomo, Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzlukluoğlu'nun sorularını yanıtladı. Neler söylemiş izleyelim, ardından 60 dakikaya devam edeceğiz. Efendim, Bloomberg HT Davos'tan bildirmeye devam ediyor. Tabii ki zaten önceki yayınları izleyenlerin bildiği üzere Davos zirvesinin en çok belki üzerinde durduğu konu teknoloji. Yanımızda da Sony Group'tan Toshimoto Mitomo var. Kendisiyle zirvede nelerin üzerine konuşuluyor ve Sony ve kendisi burada ne yapıyor, onun üzerine konuşmaya çalışacağız. Sir Mitomo, welcome again and many thanks. Sayın Mitomo, hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz ve Sony için... Acaba Sony ve siz Davos'ta tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani sizin buradaki kazanımlarınız ne? Trendler nedir? Davos'ta sizin takip ettiğiniz kadarıyla nelere izliyorsunuz? Evet, benim için Davos'a gelmemin sebeplerinden bir tanesi de pek çok kişiyle tanışmaktı. Burada neler söylediğini, nelere ihtiyaçları olduğunu görebilmekti. Bizim de buna bir katkı sağlayabileceksek eğer, buna bir şekilde katkı sağlamaktı. Bizim bunu bir şekilde bir ucundan tutmamız ve bu da tabii ki pek çok kişi, dünyadan pek çok kişiyle bir kazan durumu oluşabilirdi. Özellikle bu yıl pek çok katılımcı gördüğüm için çok mutluyum. Hindistan, Ortadoğu'dan, Afrika'dan pek çok kişiler katılmış durumda. Çünkü o noktalarda, o bölgelerde çok daha fazla iyi, önemli pazarlar haline geliyor ve biz de bir eğlence şirketi olarak o gelecek yeteneklere ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla tanışıp ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Hangi teknolojinin onlara yardımcı olabileceğini görmek istiyoruz. Başarılı olabilmek için eğlence sektöründe ve bu gerçekten de bizim için önemli. Peki şundan bahsettiniz, yani burada yeteneklerden bahsettiniz ve belki de onu biraz yatırımlarla bağdaştırabiliriz. Şuna inanıyor musunuz? Acaba bugünün ve yarının ajandası bir şekilde yetenek ve yatırım bir araya geliyor ve sürdürülebilirlikte buluşuyor olabilir mi? Evet, bu ve inkübasyon konusu önemli ve biz burada geleceğin girişimcilerine yardımcı olmak istiyoruz. Onların bir şekilde bir yol göstermeye, bir ortaklığa ihtiyaçları var. Ve biz büyük bir şirketiz ama aynı zamanda şunu da anlamak istiyoruz. Bireysel girişimcilerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ve onlara nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerden de bahsettiniz, birkaç ülke sıralarken Afrika'dan da bahsettiniz. Yani acaba bu konuyla ilgili, gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Acaba Sony neden Afrika'ya gitmek istiyor? Evet, özellikle Afrika söz konusu olduğu zaman bir fondan bahsediyoruz. Dünya Bankası'yla bir çalışmamız var ve buradaki hedef şu: gelecekteki Afrika'daki sanatçıyı bulmaya çalışıyoruz ve onlara finansal olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların büyümesine yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü bu bizim için önemli. Bu bize de katkı sağlayabilecek. Çünkü bu olduğu takdirde yeni yeteneklerle güven çerçevesinde bir ilişki oluşturabiliriz. Network'ümüzü, know-how'umuzu kullanarak karşılıklı olarak büyüme sağlayabiliriz. Kendi başlarına büyümektense böyle bir yardımcımız olabilir. Peki gelişmekte olan ülkelerin potansiyeli nedir? Evet, çok büyük. Çünkü benim birkaç toplantım oldu Ortadoğu'dan kişilerle, Ortadoğu'dan gelenlerle ve burada örneğin işte Müslüman ülkeleri bir araya koyduğunuz zaman 8 5 milyar insandan bahsediyoruz aslında ve Hindistan olsun, diğer bölgeler olsun, gerçekten de çok büyük bir potansiyel var. Efendim Toshimoto Mitomo'dan teknolojiye ilişkin gelişmeleri aldık. Biraz gelişen ülkelerin potansiyeliyle ilgili sorular sorduk. Kendisi özellikle Sony'nin sadece bir bizim aklımıza gelen kısıtta bir şirket olmadığından aslında farklı özelliklerinden bahsetti. Davos'tan bildirmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hakikaten özellikle Davos'un 3. gününde bugün konuşulan konular benim en azından biraz daha hoşuma gitti ki bütün ayrıntıları ekranlarınıza getiriyoruz İsviçre'den, Davos'tan. Şimdi değerli izleyenler, Davos'ta da yine en azından bugün konuşulan konularla örtüşen bir konumuz ve de konuğumuz. Aslında bir konu değil, birçok konudan bahsedeceğiz. Beşir Kemal Ustaoğlu hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında birçok şapkanız var. Ekonomistlik var, eğitmenlik var, yazarlık var, şirket yöneticiliği var, yine aile şirket yöneticiliğiniz var. Evet. Bunların hepsinden faydalanmaya çalışacağız bu akşam. Şimdi hocam ana haberin, yani 60 dakikanın başında Davos'a bağlandık ve Davos'tan Çağlar dedi ki bu sene çok ilginç bir şekilde herkesin uzun zamandır böyle bir konsensüs, fikir birliği görmemiştik dedi. Çok ciddi bir fikir birliği var burada. Ama hangi konu üzerine? Hangi? Evet, bir sorun var. Houston, we have a problem. Aynen öyle. Davos, we have a problem. Davos problemimiz var. Güzel. Bir rahatsızlık var. Güzel bir şey ama konsensus oluşması. Herkes buna kani olmuş durumda. Ama çözüm önerileri herkesin farklı diye aktardı. Yapay zeka konusu konuşuldu. Oraya geleceğiz ama özellikle Açıl Sezen de şu konunun altına çizdi ve Çağlar'la birlikte önümüzdeki dönemde çalışanlara daha fazla sahip çıkılması, çalışan haklarının daha fazla gözetilmesi, evet, ve çalışanların da paydaşlar gibi, yani çok sadece şirketler, sadece devletler değil, çalışanların da paydaşlar gibi görülmesi gerektiği konusunda yöneticilerin de bazı yaklaşımları olduğunu ifade ettiler. Bunu isterseniz gelin biz öncelikle bizim istihdam piyasamıza şey yaparak, uygulayarak ya da en azından karşılaştırarak başlayalım. Çok güzel. Açıl Sezen bunu söyledi. Açıl Sezen süper, bugün katıldığı bir panelde. Süper, tebrik ediyorum. Aynen öyle. Aynı fikirdeyim Açıl Bey'le. Çalışanların artık aidiyet duygularının arttırılması lazım. Şimdi bir kitap okumuştum birkaç yıl evvel. Bilinçli Kapitalizm diye. O kitapta da gayet güzel anlatılıyor. Bu artık bu düzenin değişmesi lazım. Çalışanları mutlu etmek. Çok özür dilerim. Buyurun. Başlamadan hemen şu notu da düşelim. Neden bu konuyla başladık? Çünkü istihdam piyasamızda ciddi bir bozulma var. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Doğru. Nedir mesele? Gençler artık konvansiyonel işleri yapmak istemiyor. Ve firmalarda kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Bunun sebebi nedir? Türkiye'de ve dünyada o minvalde buyurunuz hocam. Estağfurullah. Bunu hakikaten görüyoruz. Şu anda Türkiye'de gençler iş beğenmiyor. Şirketler de o gençleri mutlu edemiyor. Bu çift taraflı bir şey Murat Bey. Yani tek taraflı değil hiçbir zaman. Gençler çok bilgili, çok donanımlı. Şirketler de biraz kanaatimce eski kafalı gidiyor. Yani bu böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla gidiyor. O gençleri, bu gençler bilgi çağı çocukları, gençleri. Z kuşak diyoruz. Evet. Y kuşak diyoruz. Doğru. Şimdi Y kuşak, niye Y kuşak? Y kuşak why diyor. Neden diyor. Y İngilizce diyorsunuz var. Yani ben bu işi neden yapıyorum? Neden yapmalıyım? Bu işi yapmasam başka iş yapabilirim. Sürekli bir arayış içerisinde. Kazancı ne olacak? Bana getirisi ne olacak? Boş zamanım kalacak mı? Şunun istediklerime para harcayabilecek miyim gibi. Hibrit mi çalışacağım? Evden mi çalışacağım? Hep ofise mi gideceğim? Aman yarabbim, hep ofise gidemem gibi şeyler var. Yani bunun dışında bir de içinde bulunduğumuz birkaç yılın enflasyonist ortamında çalışanların beklentileri de arttı. Bu da bir gerçek. Kesinlikle. Çünkü artık kazanılan parayla harcanılan para arasındaki uçurum giderek arttı ve artmaya devam ediyor. Ben 3 yıl evvel Amerika'dan döndüğümde bir simit 1,5 liraydı. Bugünlerde bir simit 15 lira galiba. Sokak simitinden daha fazlasını da bulursunuz. Sokak simiti. Şimdi bu artışlarla beraber gençler de daha çabuk, daha kısa yoldan para kazanma merakına yöneldiler. Duyuyorlar çünkü bir yerlerde işte falanca kişi internetten satış yapmış, bir şeyi startup yapmış. Ben ne yapabilirim diyorlar. Yani bir yerlerde çalışıp, o yerde uzmanlaşıp, o şirkette terfi etmektense, ilerlemektense ben kendim için ne yapabilirim, çabucak parayı nasıl bulabilirim? Bunu çok ciddi bir yıpranma olarak görüyorlar. Tabii ki. Değmeyecek bu yıpranmaya diyorlar. Aynen öyle. Bunu söylüyorlar. Yani ben üniversitede ders veriyorum. Ve hemen hemen birçok bölümden talebelerle konuşuyorum. Hepsinde aynı şey var. Hocam okul bitince ne yapacağız? 4. sınıf talebeleri. Ne yapacaksınız diyorum. Ya hocam hiçbir şey yapmaya değmez. Peki neden okudunuz? İşte ailem oku dedi. Bir de böyle bir şey var. Şimdi diğer taraftan da şöyle bir gerçeğimiz var Türkiye'de Murat Bey. Herkes üniversiteye gitmek istiyor. Doğru. Bu yanlış bir uygulama. Doğru. Herkes üniversiteye gitmesin. Üniversiteye tıp okuyacaksanız, hukuk okuyacaksanız, mimarlık okuyacaksanız, mühendislik okuyacaksanız, pilot olacaksınız, üniversiteye gidin. Ama onun dışında meslekler var çok güzel para kazandıran. Kaynakçı olun, tornacı olun, marangoz olun. Ara eleman dediğimiz demirci olun, inşaat sektörüne yönelik betoncu olun. Bunları biz Türkiye'de ön plana çıkarmıyoruz. İstiyoruz ki anne babalar olarak çocuğumuz, kızımız, oğlumuz okulu bitirdikten sonra bir üniversiteye girsin. Hı hı. Sonra ne yapacak? İşletme okuyor. İşletme okuyan genç, kız veya erkek okul biter bitmez müdürlük bekliyor. Doğru. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Ama doğru. Onlar da müdür olamayınca işte al şu fotokopi çekmeye başla, işte çay kahve getir deyince ben üniversite okudum o kadar sene bunun için mi? Evet bunun için. Yavaş yavaş gideceksin. Sabır kalmadı Murat Bey. Biz o yollardan geçtik işte onlar o yolların doğru olmadığını. Onların savları da bu. Bu siz yaptığınız ama doğru değildi. Mesela biz aşağı yukarı hani benzer dönemlerde ben mesela 1 Ağustos 1993 benim ilk işe başladığım gündür. Yani çok farklıydı dünya. Böyle şeyleri çok da fazla sorgulamıyorduk. Yani doğru. Ben üniversite bitmeden çalışmaya başladım. Okul bitmeden çalışmaya başladım. 2. sınıfın yazıydı. Bazı şeyleri sorgulamıyorduk. Hani ne öğrenebilirsek öğrenelim. Kendimize ne katabiliyorsak katalım. Kendimizi nasıl geliştirebiliyorsak geliştirelim. Tamam. Hani mutlaka okuyun derdi hocalarımız bize. Gündemi takip edin. Hiç unutmuyorum Niyazi Öktem Hoca, Profesör Doktor. Buradan da hocama sevgilerimi, saygılarımı göndereyim. Hiçbir şey yapmıyorsanız tarihe not tutun. Not düşün derdi. Bu da çok önemli bir şeydir. Arşiv yapın, günlük yazın, hiçbir şey yapamıyorsanız eğer diye. Devamlı kendimizi geliştirmek, bir şeyler yapabilme çabasıyla uğraşırdık. Hani çok da fazla ne yapacağız diye düşünmezdik doğrusunu söylemek gerekirse gelecekte. Ama o yapı hakikaten değişti. Durumda. Şimdi hocam ve bu da az önce de söylediğimiz gibi iş kollarına da yansıyor. Şimdi sanayi, tarım. Bunlar ağırlıklı olarak gençlerin çalışmayı tercih etmediği ve yavaş yavaş orada ciddi sıkıntıların yaşanmaya başladığı sektörler. Evet. İsterseniz onunla devam edelim. Bir de KOBİ'lere, aile şirketlerine oradaki dönüşümü sormak istiyorum size ama öncelikle buraya bakalım. Bunu nasıl aşacağız? Yani şimdi dediniz ki ara eleman yetiştiren meslek okulları, meslek liseleri, meslek yüksek okulları var ama oraya da söylediğiniz gibi talep yok. Yok, talep yok. Bu talebin ama sebebi aileler başta olmak üzere herkes kızı oğlu üniversite okusun istiyor. Avrupa'da ya da Amerika'da esnaf dediğimiz berberdir, işte ne bileyim tesisatçıdır, elektrik ustası, beton ustası, demirci bunlar ciddi para kazanan sektör, kuaför vesaire. Tabii ki ciddi para kazanır ve bunlar bu mesleğe girebilmeniz için sertifikasyon ister. Çok doğru. Yani berber olmak için eyaletten eyalete değişir Amerika'da. Kimisinde 60 saat, kimisinde 120 saatlik eğitim almanız lazım ve güzel de para kazanırsınız. Şimdi Türkiye'de bu göz ardı ediliyor. Türkiye'de çekirdekten yetişme denen bir ifademiz var. Hizmetler ama orada biraz daha ucuz kalıyor Türkiye'de. Evet. Ama bunlar bence bir milli politik olarak artık gündemimize alınmalı. Yani meslek okullarının daha da ön plana çıkarılması lazım. Son olarak istihdam piyasasıyla alakalı olarak kısa vadede hatta hadi orta vadede bir düzelme bekliyor musunuz? Şahsen ben beklemiyorum. Pek biraz zor görünüyor. Bilhassa ben Antakyalıyım. Antakya'da depremden sonra eleman bulmak çok güç oldu. Ve eleman ücretleri, personel maaşları çok ciddi boyutta arttı. Orada çok ciddi bir nüfus göçü oldu tabii ki. Yani ölümlerin dışında orada yaşam şartları zor olduğu için taşınanlar oldu. Ama İstanbul'da da aynı şeyleri duyuyorum. Doğru. Yani eleman bulunamıyor. Kalifiye eleman bulmak çok güç oldu. Bu nasıl aşılır doğrusu ben bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum. Hocam şimdi bahsettiniz, onun da değinmeden geçmeyelim. Ücretler konusunda da ciddi bir çarpıklık var. Oluştu daha doğrusu öyle söyleyelim. Az önce bir simit örneği verdiniz ama ondan ziyade şöyle söyleyelim. Hani mesela bu bardak deseler ki 100 lira. Evet. Atıyorum ne bileyim şu gözlük de 100 lira. Hangisi daha ihtiyaçtır? Elbette bu daha ihtiyaç. Ama sorgulamıyoruz. Evet. Yani bu da 100 lira tamam falan diyorsun. Yani o dakika ihtiyacın varsa onu da alıyorsun. Bu da 100 lira ya. Sonra diyorsun ki ya ben bunların ikisine de nasıl oluyor? Bu bir örnek, basit bir örnek ama bunu eminim ki sizler de yaşıyorsunuz hayatınızda. Böyle bir ücretler konusunda fiyatlar konusunda bir sıkıntı oluştu. Evet, çok ciddi. Ücretler konusunda da istihdam piyasasında ücretler konusunda da bir aynı karmaşanın yansıması var. Birkaç hafta evvel bir pastaneye girdim. Adı mühim değil. Bir çikolata kaplı portakal aldım. Kasaya geldim. Ücreti duyunca gerçekten şok oldum. Yani inanın şok oldum. Bu mu diye. Ben işte rakamı söyledi kasiyer hanım. Ben oralı değilim. Yani başkasının bir şeyi herhalde zannediyorum. Ve çok kendime de çok kızdım ondan sonra. Ben o parayı ödedim. Bunu niye anlatıyorum Murat Bey? Tepki koymuyoruz. Ya bu kadarsa ben bunu almıyorum da demiyoruz. Tüketici de burada biraz kabahatli. Kusura bakmayın. Fiyatlar artıyor ama alışveriş devam ediyor. Ya biraz tepki koyabilmemiz lazım. Yıllar evvel Almanya'da süt rakamları, o zaman daha Alman markı var, fenik kuruş. Hı hı. Birkaç fenik arttığı için, birkaç fenik birdenbire beklenen üstünde arttığı için insanlar süt tüketimini azaltıyor. Amerika'da aynı şekilde et şeyi olmuştu, hatırlayın. Evet. Protestosu olmuştu. Tepki var. Bizde yok. Ben o şeyi aldığıma pastaneden, inanın bunu eşime, arkadaşlarıma anlattım. Almasaydın dedim, akıl tutulması herhalde. Aldım. Belki de utandım. Bir de böyle bir şey var. Hocam o şokla iyi şok. Ödeyim. İşte diyorum ya, yani hani bu da fiyatlar konusundaki şeyi kaybettik. Ne diyelim ona, bu denge nedir? Kaybettik. Algıyı kaybettik. Algıyı kaybettik. Bu, pahalı mı? Ucuz mu? Ha, demek ki bu böyle. Mesela şimdi simit 1,5 lira 15 lira. Ben inanamıyorum ama simit almıyor muyum? Alıyorum. Yani. Dediğim gibi bu özellikle mavi yakalı işlerle beyaz yakalı işler arasındaki şey de kapandı. Evet. Az önce özellikle üniversite eğitimiyle alakalı olarak söylemiştiniz. Amerika'da bulundunuz, orada Amerika'da ve özellikle İngiltere'de artık ciddi manada şu sorgulanıyor. Daha fazla üniversite mezununa ihtiyacımız var mı? Yok. Daha fazla yüksek lisans öğrencisine ihtiyacımız var mı? Yok. Daha fazla master yapan öğrenciye ihtiyacımız var mı? Bunları sorguluyorlar. Evet. Neden daha fazla sporcu? Neden daha fazla sanatçı? Neden daha fazla müzisyen? Daha fazla heykeltıraş, şair, yazar ya da hani meslek sahibi. Bunları neden şey yapmıyoruz? Ara elemanları neden daha fazla ihtiyacımız var? Bunu sorgulamaya başladılar. Yani doğru. eğitim tamam ama zaten belli bir noktaya ulaştı dünya diye bunu da kesinlikle sorguluyorlar. İşte bu arz talep dengesindeki bozulma istihdam piyasasında da mavi yakalı alt üst. Yani üst beyaz yakalıların aylık gelirinden daha fazla oldu mavi yakalının geliri. Yani tekrar öyle bizim deprem bölgesinde şu anda günlük yevmiyeleri telaffuz etmeye bile utanıyorum. Yani inanılmaz rakamlar telaffuz ediliyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Yani bu çok yanlış bir şey. Buna bir yerde birilerinin müdahale etmesi lazım. Ama tekrar söylüyorum, ben buna nasıl müdahale edebilir bilmiyorum. Ama bu böyle gitmez. Yani iş çığırından çıkıyor. Sonuçta hepimizin ihtiyacı olan gıda inanılmaz derecede pahalılaşıyor ve bu da bence çok tehlikeli bir noktaya götürüyor. Böyle mesela mümbit topraklarda tarımdan, hayvancılıktan ve dahi sanayiden geriye doğru gitmek hiç makul, makul değil ama değil. Tarımda da şöyle bir şey görüyoruz. Bizim istihdam olarak yine. Evet, Antakya'da Amik Ovası var. Tarım için çok kıymetli topraklar. Bir arazi var. Arazinin sahibi baba. Baba vefat edince 4 kardeş, 5 kardeş arazi bölünüyor. 200 dönüm, 250 dönüm kişi başına kalıyor. O zaman o arazileri işletmek istemiyor. 250 dönüm için ben gideceğim, ovada oturacağım demiyor. Burada böyle bir parçalara ayrılma sorunu da yaşıyoruz. Bu da insanların tarımdan uzaklaşmasına sebep oluyor. Ve bir şey daha var tarımda yine. Yine bizim o bölgeden. Bu sene ayçiçeği çok para yaptı. Seneye herkes ayçiçeği ekimi yapıyor. Ayçiçeği arz talep dengesi. Ayçiçeği fazla oldu, fiyatlar düştü. Veya pamuk veya soya, her neyse. Bunların bir şekilde kooperatifler kanalıyla Hollanda'da olduğu gibi kontrol edilmesi lazım. Bu sene bu kadar şundan ekeceğiz, bu kadar bunu planlanması lazım. Yani bu bizim gibi verimli toprakların olduğu bir ülkede bizim bir şeyleri ithal etmemizi ben anlayamıyorum. Gerçekten öyle ki yine çocukluğuma döneceğim. Hocam ilkokuldaydık. Hafta işleri yerli malı haftaları. Yerli malı, evet tabii ki. Fındık, üzüm, okula götürürdük. Kuru üzüm, okul dağıtırdı. Okul dağıtırdı. Mercimek vesaire. Evet. Bazen de pişirilirdi. İşte ne bileyim hani börek olarak verilirdi bilmem ne. Haftada bir gün, 15 günde bir ama ayda yerli malı haftası. Aynen öyle. Aynen yerli öyle. Malı, Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı diye bir şey aynen aklıma getirdi. Ve yani biz kendimizi doyurduğumuz gibi, iç pazarı doyurduğumuz gibi kat kat fazlasını da yurt dışına ihraç ediyorduk tarımda. Dolayısıyla hakikaten bu istihdam meselesi konusunda özellikle tarım gibi milli güvenlik, yani gıda, milli güvenlik meselesi haline dönüşebilecek bir konuda istihdam piyasasındaki bu bozulmanın hani nasıl önüne geçilecek bilmiyorum ama bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor ki orta vadede de pek mümkün değil. Hadi geçtim kısayı, orta vadede zor. De pek mümkün değil. Yani İsviçre'den bağlanıyoruz bugün işte Davos'tan. Davos'ta, Kloster'da bir arkadaşımıza ziyarete gitmiştik. Davos'un hemen altındaki köy, kasaba. Etraftan inek kokuları geldi. Ben arkadaşlara dedim ya bu koku nereden geliyor? Dediler inek besleniyor burada. Nasıl yani İsviçre'de yani saatiyle çikolatasıyla meşhur İsviçre'de inek mi besleniyor? Tabii dediler inek hayvancılık önemli bir şey. Destekliyor. Kesinlikle. Hükümet destekliyor. Devlet destekliyor. Yani Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin altındaki işte beslenme, barınma. Şu anda ikisi de Türkiye'de bilhassa iyice maalesef çarpık durumda. Bilmiyorum buna ne yapılabilir? Çok ince mevzu. Önce şu enflasyonu bir düşürelim de inşallah. Hocam enflasyonu makul, sürdürülebilir bir şekilde düşürelim. İnşallah. Ondan sonra inşallah hızlı bir şekilde diğer konulara da geleceğiz. Şimdi yine istihdam odaklı olarak şöyle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir hadise, bir sanayici artık beyefendi emekli olmak istiyor ve işini de oğluna devredecek. Ama genç beyefendi devam etmek istemiyor. Ben sanayi işi yapmak istemiyorum. Evet. Süper. Ben sanayide çalışmak istemiyorum. Ne yapacak? Hizmet sektöründe, işte ne bileyim internet odaklı, dijital teknolojiler odaklı bir iş, masa başı bir iş yapmayı planlıyor sanayi. Çünkü zor. Sanayi gürültülü. Sanayi işte pazar arayacaksın, piyasa arayacaksın, şeyleri dengeleyeceksin, girdisini çıktısı hakikaten meşakkatli. Evet. Ciddi bir iş. Gençler bundan kaçınıyor. Aile şirketleri bundan nasıl etkilenecek? Neden özellikle aile şirketleri? Çünkü Türkiye büyük oranda KOBİ'lerle zaten dönen bir ekonomi. Doğru. Şimdi Türkiye'deki mantık şu, iş sahibi, baba, anne diyor ki işte sizin için bu işi yapıyorum. Çocukluktan başlıyor telkinler. Şimdi aslında anne veya baba o işi kendisi ve ailesini beslemek, geçindirmek için yapıyor. Çocuk, kız veya erkek sanatçı olmak isteyebilir, tasarımcı olmak isteyebilir, doktor olmak isteyebilir. Doğru. Babasının da lastik fabrikası vardır, kauçuk fabrikası vardır. O iş onun için ilgisini çekme olabilir. Annenin veya babanın o çocuğa işte kızım ileride fabrikayı sen yöneteceksin demesi çok yanlış bir şey. Ne yapması lazım o KOBİ'nin? Geleceğe yönelik yönetim ekibini kurması lazım. Bağımsız yönetim kurulu üyesi alması lazım. Çocukları isterse dahi, bakın bu çok önemli Murat Bey, isterse dahi üniversite biter bitmez, lise biter bitmez onu işe almamalı. Bir yere yollamalı, oralarda çalışmalı, tecrübe etmeli, mülakat yaparak işe almalı. Benim oğlum, benim kızım diye aile şirketine hemen o kontenjandan girmemesi lazım. Şimdi babalardan, annelerden gelen bir telkin. Gençler de ben saygı duyuyorum. Ben kızıma da oğluma da şu işi oku, bu işi oku demedim. İkisi de kendi tercihlerini kendi yaptı. Ne ama güzel. Etrafta ben görüyorum. Doktor ol, işletme oku, işte bilgisayar oku. Belki matematik kafası yok. Belki onun beyninin sağ solda. Yani bunlara saygı duymamız lazım. Aslında bu çok ciddi bir genel bir sorun Türkiye'de. Anneler babalar çok müdahale ediyor. Eğitim noktasında da demin dediğim gibi üniversite oku şart koşma gibi. O kızım oğlum benim şirketin başına geçeceksin. Hayır öyle bir şey yoktur. O şirketler artık profesyonel yönetimlerle teslim edilmeli. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olmalı bu şirketlerde. Sadece aileden oluşan yönetim kurulları da değil. Dışarıdan birilerinin bir şey söylemesi lazım. Ve uzun vadede de şirketler kendilerini halka açmalı. Uzun vadede şirketler kendilerini halka açmalı. Açmalı. O zaman tam da şu soru hocam. Buyurun. Bir dönüşüm dönemindeyiz. Evet. Az önce yapay zeka dedik, evet. Devrim dedik, evet. Sanayi devrimi, evet. Sonrasında PC'ler, evet. Bilgisayarlar, evet. Şimdi de yapay zeka. Yani PC ne zaman başladı hayatımızda? Evet. Herhalde 1980'lerde PC, 80. personal computer her masada. 50 sene, evet. Kabaca 40 sene olmuş. 50 sene 45 sene olmuş. 45 seneden sonra ilk defa devrim niteliğinde bir gelişme. Evet. Yapay zeka hayatımıza girdi. Özellikle KOBİ'ler için. Küçük ve orta boy işletmeler için. Bu evet. Dönüşüm süreci nasıl etkili olacak Türkiye'de? Dönüşüme ayak uydurabilecek miyiz? Sizin gözleminizle. Uydurmak zorundayız. Ben hafta sonu oğlumla böyle 1-2 saat bu konuyu konuştum. Oğlum endüstriyel tasarım okudu ve bu artificial intelligence, yapay zeka, ChatGPT falan gibi konulara çok meraklı. Onu konuştuk. Acaba hangi sektör yapay zekadan etkilenmeyecek diye. Böyle bir Ali dedi ki baba böyle bir sektör yok. Doğru. Her sektör ilgilenecek. Önemli olan her sektörün, önceki gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Çok başka bir iş yapıyordu. Sen dedim yani en eğlence sektöründe, sinema sektöründe, sinema. Dedim ki senin yapay zekayı göz önüne alman lazım. Nasıl dedi? Onu ben bilmiyorum ama yapay zekayı sektörüme, işime nasıl koyabilirim, dahil edebilirim bakmanız lazım. Herkes etkilenecek. Şimdi bilgisayardan etkilenmeyen bir şirket düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Mümkün değil. Kaç yılda oldu bu? 40 yılda, 30 yılda. Biz önümüzdeki 3-5 yılda yapay zekadan etkilenmeyen bir sektör göremeyeceğiz. Çünkü o kadar hızlandı ki artık değişim Murat Bey. Anormal hızlı değişiyor. Her yerde. Şimdi 5 cümle yazıyorsunuz. ChatGPT size kitap hazırlıyor. 2 cümleyle sunum hazırlıyor. Eğitim sunumu hazırlıyor. Yani bizim yanımızdaki, evimizdeki kızımız yapay zekayla benim fotoğrafımı yaptı, bana yolladı, ben inanamadım. Yani şimdi fotoğrafçılık, yayıncılık, tıp, mimarlık, mühendislik o kadar hızlı değişecek ki hepimiz şaşıracağız. Oradan dolayı, değişimin hızından dolayı korkacağız. Ama korkmayalım, onu kucaklayalım, yanımıza alalım, beraber nasıl ilerleriz ona bakalım. Eğer bunu yaparsanız zaten korkacak bir şey kalmayacak. Kesinlikle. Eğer yapmazsanız o zaman korkmak gerekecek. Evet. Pekala. Beşir Kemal Ustaoğlu, ekonomist, eğitmen, yazar. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Bizimle birlikte oldunuz. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cevapladığınız için. Aynı şey bizim için de geçerli. Sağ olun hocam. Değerli izleyenler, 60 dakikayı burada noktalıyoruz. Akşam ekonomik görünüm ve sonrasında küresel piyasalarda tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız.